Hepinize tekrardan merhaba tayfalar. Bugün sizlerle beraber mobil PUBG'leri inceleyeceğiz. 10 adet mobil PUBG oyunumuz var. Hadi 10. sırayla başlayalım. 10. sıramızda Pixel Unlimited Battleground diye bir oyun var arkadaşlar. Pixel bir oyun. Ve ben PUBG'lerin en kötüsü olarak bunu seçtim. Ve bu oyunların hepsi Google Play Store'da var. Ve haritası da küçük. Ve Pixel oyun. Piksel olması bence çok kötü. Sesini açayım siz de duyun. Bu oyunu böyle bitiyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz oyunu. Şimdi 9. sıraya geçelim. Sıradaki oyun arkadaşlar Last Survivor Chicken Trick diye bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda paraşüt atlama meselesi yok. Yani bir ofis içerisinde doğuyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunlarda kat var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat filan. Grafik açısından güzel ama bence oynanış açısından geride kalıyor. Yani bu yüzden bu oyunda 9. sırada. Ve bir sonraki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, sıradaki oyun Fear Fire Battleground Survivor. Arkadaşlar, bu Fear Fire'daki sıkıntı, tek sıkıntı bence haritasının küçük olması. Grafikleri idare eder ve haritası ama gerçekten çok küçük. Ve atladığında direkt paraşüt açma olayı bence hiç iyi değil. Paraşütü biraz süzüldükten sonra açmalıyız. Ve diğer oyunlarda da aynısı vardı. Atlar atlamaz paraşüt atma olayı. Bunda videosu olmadığı için fotoğraflarını gösteriyorum sizlere. Hepsinin indirme linki aşağıda bulunuyor. Oradan indirebilirsiniz. Böyle videolar var. Haritası çok çok küçük arkadaşlar. O yüzden bu oyun alt sıralarda. Arkadaşlar bu da XCL Battle Royale Survivor diye bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda da video yok. 60 kişilik oynuyorsunuz ve ama oyunda 10.000 indirme var ve çok düşük bazen fullenmiyor. Hatta hiçbir zaman fullenmiyor oyunda oyuncu sayısı. Ve grafikleri hiç güzel değil arkadaşlar. Biraz haritası büyük ve eğer telefonunuz diğer ön sıradaki oyunları desteklemiyorsa bu oyunu tavsiye edebilirim. Bu oyunda paraşüt meselesi de çok güzel çünkü süzülüyorsunuz. Bence o Battleground oyunlarının en önemli şeyi paraşüt meselesi arkadaşlar. Böyle görüyoruz fotoğraflarını. İşte bu kadar. Bu oyunda böyle. Arkadaşlar bu listemizin 6. veya 5. sırası olması lazım. 6. sırası veya 5. sırasındaki oyunumuz Battle Royale 3'te. Bu oyunun grafikleri de gayet güzel ve paraşüt açısından da iyi. Oyunda arabalar falan her şey var arkadaşlar ve videomuza geçelim. Haritasındaki evler de çok kaliteli bence. Haritası da inanılmaz geniş. Araba meselesi var. Dediğim gibi. Ve takımla da oynayabiliyorsunuz galiba. Ama bu oyun yine alt sıralarda. Seçilmesi gereken oyunlarda. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik açısından çok güzel bir oyun. Yani attığınızda duman çıkması falan bence iyi bir şey. Ve böyle arkadaşlar videosunu da izledik. Bu hepsinin indirme megabaytlarını zaten sol tarafta görüyorsunuz videolarını veya fotoğraflarını gösterirken. Şöyle zaten bu oyun ilk başta Çin versiyonundaydı. Haritası gerçekten büyük arkadaşlar. Bu oyunu da eğer diğer oyunlar telefonun sürümü yetmiyorsa bu oyunu tavsiye ederim. Haritasının büyüklüğüne göre ve gerçekten de iyi bir oyun yani güzel oyun. Kaç bin indirmesi var? 10 bin. Yine sıkıntı çekersiniz ama bu oyunda güzel.
Şimdi arkadaşlar çoğunuzun bildiği Last Battleground Survivor'dayız. Bu oyunu çok güzel yani. Önceki güncellemesinde yeni çağ atladı resmen. Biraz önce bundan önceki güncellemesiyle. Ben bu oyunu oynuyordum ama bunların sonraki şeylerde göreceğiniz oyunlara çıktıktan sonra bu oyunu bıraktım. Bu oyun gerçekten çok güzel grafiklere sahip. Paraşüt açısından biraz kötü ama fotoğraflar hala eski fotoğraflar. Bundan daha güzel grafikleri var. İnanın bana çok güzel, daha oyun çok güzel oldu ve ama tek 32 kişi oynuyor alanda. Alanı büyük ama 32 kişi oynadığı için bence zor olacak arkadaşlar kazanması. Ama kazanması çok kolay olacak. Daha ileridekilerde 100-105 kişiler kadar çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlıca hayatta kal falan yazıyor. Buradaki fotoğrafları da gösteriyorum sizlere. Ama oyun zaten aynı. Ama gerçekten grafikler çok güzel ve genişledi. AWP, MAWP, silah fotoğrafları da çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bu oyunda oynayabilirsiniz. Arkadaşlar. Sırada şu andaki en iyi PUBG mobil oyunlarından biri olan Kinvest Auto ile karşınızdayız. Bu Kinvest Auto arkadaşlar öncelikle Çin versiyonunda hangisi TapTap uygulamasına çıkmıştı. TapTap uygulamasındayken oynuyordum. Bu oyun gerçekten çok güzel grafiklere sahip. Hem grafik açısından hem içeride harita açısından çok büyük. Paraşütte de süzülüyorsunuz, ondan sonra açıyorsunuz. Süzülürken bulutların içinden falan geçiyorsunuz. Çok güzel bir oyunu var. Grafikleri var ve 100-105 kişiye kadar oyuncu alabiliyor harita içerisinde. 105 kişiye karşı savaşıyorsunuz ve bu oyun gerçekten çok güzel ve elbiselerinizi değiştirmek için çok seçenek var. Biraz altın kasmada sıkıntı çekebilirsiniz. Zaten birinci olmak çok zor. Ama birinci olursanız daha kolay kasarsınız. Yine de sizin oynayışınıza bakar. Bu oyunu da tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel ve 4. sırada bu oyun. Listemizin 3. sırasına geçiyoruz. Hadi geçelim. Listemizin 3. sırasında Survivor Royal var ve şimdi onun videosunu izleyeceğiz. Survivor Royal Avrupa serveri de olduğu için Kinvest Auto'nun aslında aynısı ama Avrupa serveri var, onda yok. Ama tek farkı şunu söyleyeyim, bunda kasmalar oluyor. Ben bunu da oynadım, onu da oynadım. Onda kasma fazla yok ama bunda kasmalar oluyor. Benim cihazımda yani. Gerçekten çok güzel. Bakın bulutların arasından geçiyorsunuz. İnanılmaz güzel bir oyun bu. Çok güzel yani. Görüyorsunuz çok güzel bir oyun. Gördüğünüz gibi gerçekten süper bir oyun arkadaşlar. Ve diğer şeye geçmeden önce size bir şeyler daha söylemek istiyorum. Bu oyunda İngilizce tamamen var. Diğerinde bazı yerlerde Çincelerde yazıyor ama bunda oyunun her tarafı ve her şey İngilizce, Türkçe yok ama İngilizce var arkadaşlar. Ve HD map, bunun grafik ayarlarını geliştirdiniz mi çok güzel bir oyun oluyor. Ve burası da lobisi arkadaşlar. Lobiye baksanıza ne kadar kaliteli lobisi var. Kadın erkek karakterler var yine ikisinde de. Çok kaliteli bir oyun arkadaşlar. Ve drop meselesinde çok önemli şeyler var. Drop'un içine drop'u aldınız mı savaşı kazanıyorsunuz. Ben onu söyleyeyim size bunda. Ama en çok tavsiye ettiğim oyunlardan biri de bu. Şu anda benim oynadığım mobil PUBG oyunu bu arkadaşlar. Rise of Survivor. Rise of Survivor şu andaki PUBG'lerin en iyisi bu arkadaşlar. Çünkü Rise of Survivor'da gece modu var ve 120 kişiye karşı savaşıyorsunuz. Grafik ayarları çok yükselttiğimde çalışmıyor arkadaşlar bende. Yani çalışmıyor derken acayip kasıyor. Ben grafik ayarlarını düşük şekilde oynuyorum. Ama oyun her şekilde ve her yerde sizi çekiyor arkadaşlar. Yani gerçekten oynamanızı tavsiye ettiğim bir oyun. Böyle size fotoğraflarını göstereyim ve hepsini indirme linki aşağıda var ama yine siz zaten isterseniz indirebilirsiniz. Bu kadar güzel grafikleri var arkadaşlar. Rise of Survivor'ın yani daha diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bütün silahlar, ekipmanlar, ne bileyim her şey var arkadaşlar ve 120 kişi oynuyor. Bu oyunda da oynamanızı tavsiye ederim.
Listemizin birinci sırasını kesinlikle hak eden bir oyun arkadaşlar. Çünkü bu gerçek mobil PUBG daha çıkmadı ama Şubat ayında Google Play Store'a çıkacağı, Ocak ayında da Çin sitesine yayınlanacağı açıklandı arkadaşlar. Yani öyle bekliyoruz. Ama Şubat ayında çıkacaktır muhtemelen. 3 firma çalışıyor. Tencent ve Timi diye bir firma. Bir tane de gerçek PUBG'nin firması. Üçü bir arada çalışıyor. Görüyorsunuz zaten grafikleri, haritayı, her şeyi çok güzel arkadaşlar. Bu trailer'ı Çince hızlar yazıyor. Çünkü önce Çin sitesine çıkacak. Grafikler inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Çok güzel grafikleri var. Bakın şuna ya. İnanılmaz grafikleri var gerçekten. Bir de zaten gerçek mobil parkçı olduğu için beklentilerin üstünde olması lazım diğer oyunlardan. Rise of Survivor'ı geçemezse yine millet onu oynar zaten. Arabalar falan aynısı. Hem gördünüz mü yerden toprak kalkıyor ya. O bile yeter yani. Lobiden görüntüler. Bakın bu oyunların bence birinci olma avantajı takımla oynamak. Gerçekten takımla oynamak çok önemli bence. Ben takımla oynadığım zaman kazanıyorum Rise of Survivor'da. Eğer isterseniz Rise of Survivor'ın canlı yayını yapabilirim. Açıklamalara yazın arkadaşlar. Ve bir kazanan kişi. İşte bu kadardı. Gördüğünüz gibi oyun böyle ve Çin sitesinde ön kayıt yaptırılıyor. O yüzden bence çok güzel bir oyun arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Hakikaten güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Bu oyunu indirin arkadaşlar. Ama daha çıkınca. Şimdi çıkmadı. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 aboneyi geçtik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir hedefi daha tamamlamış olduk böylelikle. 100 abone hedefini tamamladık. Benim izlenme hedeflerim yükselmesini istiyorum. 5000 izlenmeye çıkmak istiyorum ben aşağı. Şu anda toplam olarak kaç bindi? 2000 izlenmem var ve daha da yükselmek istiyorum sizlerle beraber. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.